Kullandığımız her endüstriyel ürün, endüstriyel tesislerde, fabrikalarda, imalathanelerde, atölyelerde bulunan makine ya da birden fazla makinelerin birleştirilmesiyle oluşturulmuş üretim bantlarında üretilirler. Bu makineler ham maddeyi yarı mamule ya da yarı mamülü başka bir yarı mamule ya da yarı mamülü son kullanıcıya ulaşacak olan mamule çevirirler. Örneğin bir demir cevherini düşünecek olursanız bir üretim tesisinde bu demir cevheri demir kütüğü haline getirilir. Daha sonra demir kütüğü başka üretim tesislerinde makine parçalarına ya da bir arabanın kaportasına çevrilir. Yine petrokimya tesisinde ham petrol plastik granüle bir endüstriyel tesiste çevrilir. Daha sonra bu plastik granül kullandığımız herhangi bir plastik ürüne yine bu endüstriyel tesislerdeki üretim bantlarında makinelerde işlenerek dönüştürülürler. Bu makineler dişliler, çarklar, rulolar, silindirler gibi bir takım demir aksamdan olur. Aslında bu demir aksamın üretim yapabilmesi için bu demir parçalarının, makine parçalarının harekete geçmesi gerekir. İşte bu demir aksamın harekete geçmesi noktasında biz elektrikçiler ve otomasyoncular devreye giriyoruz. Bu makine parçalarını harekete geçirmek için elektrikli, pnömatik ya da hidrolik aktüatörler kullanabiliriz. Bu dersimizde öncelikle temel manyetizma ile başlayacağız. Daha sonra elektrikli aktüatörlerden olan elektrik motorları hakkında size bilgi verilecek. Bu elektrik motorlarından duvar akım motorları ve yine endüstriyel tesislerde kullanılan asenkron motor sizlere anlatılacak. Bu motorların harekete geçmesi, çalıştırılması için gerekli olan elektromekanik kumanda elemanları hakkında sizlere bilgi verilecek. Daha sonra bu motorları çalıştırdığımız elektromekanik aksamı otomasyon sistemine çeviren PLC'ler de size bu derste anlatılacak.